1991-1990. İkinci sınıf birincisi Ben Güzel Kara. Disiplin ve derslerindeki başarı yönünden sınıflarının birincisi olan bu öğrencilerimiz bir hafta süreyle Belçika ve Almanya'da üniversite ve askeri hastaneleri kapsayan bir geziyle ödüllendirilmişlerdir. Gol! Çok değerli, çok sevgili genç meslektaşlarım, çok sevgili genç hemşire arkadaşlarım. Bugünkü bu güzel ve muhteşem törenle ülkemize, insanlarımıza, halkımıza sağlık hizmeti vermekle görevlendirilmiş olan ve yıllardır bu görevi başarılı yürüten sağlık ordusuna katılmış oluyorsunuz. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Bu tören içinde belki en yaşlı asker Türkiye'de. Düşüncelerim ve anılarım geriye gidiyor. Ve 1948 yılında askeri Türkiye'ye girdiğim günleri hatırlıyorum. 6 sene askeri Türkiye okulunda geçen en güzel günlerim. Ve sonra çeşitli kıta hizmeti dönemim birliklerde, sonra Gülhane Asker Tıp Akademisi'nde 300 öyle ruh ve sinir hastalıklarla iktisasım. Ve sonra askeri hastanelerde hizmetim. Bütün bu süreç içinde gerek okul sıralarında gerekse hizmet ettiğim kıtada, kıtalarda, birliklerde ve de askeri hastanelerde bugün eğer toplumumuza, insanlarımıza hizmet edebilecek, yardımcı olabilecek ne kadar iyi ve doğru ve güzel özellikler kazanabilirse onların hiç kuşkusuz önemli bir bölümünü bu süreç içinde kazandı. Askerlik içinde kardeşliği, sevgiyi, dayanışmayı ve bu özellikleri kişiliğimizde geliştirmenin yanı sıra bir hekimin en fazla diğer mesleklere nazaran çok fazla ihtiyacı olan insan sevgisini hastaya her durumda tıbbi desteği, yardımın yanı sıra ona manevi desteği vermeyi, onu sevgiyle kucaklamayı, şefkatle sarmalamayı gene bu süreç içerisinde kazandım. Onun için çok şeyler borçluyum. Bunun için de bu köklü müesseye teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Ama bu müessese sadece bu özellikleri içindeki yetiştirdiği insanlara vererek yetiştiren bir müessese değildir. Aynı zamanda ülkemizde batılı anlamda ilk tıp okulunu kuran, yani 14 Mart 1847 tarihinde tıbbi askeri şahanenin kurulduğu Türkiye'de batılı anlamda ilk tıp hizmetlerinin bilgilerinin eğitiminin başladığı yer. Ve yıllar içerisinde burada yetiştiren değerli askeri hekimler hemen ilave etmemiz gerekir ki 1909 tarihinde İstanbul Tıp Fakültesi'nin kurulmasında esas eğitici ve öğretici kadroyu oluşturmuşlardır. 1945 yılında da Ankara Tıp Fakültesi'nin kuruluşunda gene eğiten ve öğreten kadro gene askeri doktorlardan oluşturulmuştur. Onun için çok değerli ve onurlu şerefli bir geçmişi olan bu müessesenin çatısı altında eğitim gören, yetişen değerli doktor arkadaşlarımızın bu onuru yıllar boyu yaşamları süresince koruyacaklarına, ben ona layık birer insan ve hekim olduklarını göstereceklerine yürekten inanıyorum.
Hepinize yaşamınız boyunca sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın konuşmaları. Gerekse
Askeri Tıp Akademisi'nden mezun olacaklar ve onları da burada görmekten hepimiz ayrı bir gurur duyacağız. Bu sene mezun olan teğmenlerimizden hayatlarında önümüzdeki yıllarda daha fazla çalışacaklarını, çünkü ne kadar güzel şeyler öğretilirse öğretilsin, öğrenmenin sonunun olmadığı ve hayatlarının sonuna kadar öğrenmeye devam edeceklerini ve bu suretle de memleketimize büyük katkılarda bulunacaklarına inanıyorum ve kendilerini önümüzdeki yıllarda büyük başarılar temin etmelerini, elde etmelerini temenni ediyor. Hepsine meslek hayatlarında başarılar diliyorum. Sağ ol! Ayrıca buraya kadar gelen her sene bu güzel diploma töreninde oğullarının, kardeşlerinin mezuniyetlerini büyük bir zevkle seyreden ailelerine de bu genç teğmenlere yaptıkları desteklerden dolayı teşekkür ediyor. Onlara da mutlu yıllar diliyorum. Çok güzel. Thank you.
Unutmamışsın değil mi bunu? He? Yok yok. İyi. Zul! Hey! Onca! Hel! Dur! Şey! Ha! Bak! Cumhurbaşkanım. Teşekkür ederim. Sağ ol. Çavuş Ömer. Sağlık ol. Dön.
Topçukurmay Kıdemli Albay Yılmaz Kurtuluş'tan arz eder. Başkan Çavuşkurum. Sağ olun. Başkan Çavuşkurum. Sağ olun. Başkan Çavuşkurum.4 yıllık astsubaylık öğrenimimizin ilk kısmını oluşturan hazırlama okulu kısmını tamamladık. Bizler öğrenimimizin ikinci bölümü olan sınıf okuluna giderken sağlık astsubay adayı olmanın verdiği gururla askeri disiplini, yüksek idealleri ve Atatürkçü düşünceyi yakından tanıdık. Vatanın ve milletin yükselmesi için temel öğenin eğitim olduğu düşüncesiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Eğitim ve öğretim dolu sıralarımızı yeni yetişen kardeşlerimize, genç beyinlere emanet etmek sevinciyle gururluyuz. Bizler 3 yıllık bir süre içerisinde aldığımız tüm bilgileri sınıf okulunda pratiğe dökerek kendimizi geliştirecek ve bize verilecek imkanlar doğrultusunda vatanımıza ve milletimize yararlı birer sağlık astsubayı olacağız. Bu amaçla yapacağımız çalışmalarla vatanımızı muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak inancındayız. Bizler 103 sağlık astsubay adayı olarak askeri disiplin, yüksek idealler ve Atatürkçü düşünce sistemi ışığında her türlü şartlar altında Türk ordusuna ve Türk milletine üstün birer sağlık hizmeti vereceğiz. 3 yıl boyunca bizlerin en iyi şekilde yetişmesine imkan veren, bizleri daima iyiye, güzele ve doğruya yönelten öğretmenlerimize, komutanlarımıza ve ailelerimize minnetimlerle yürürken bize verilen her türlü imkanı en iyi şekilde kullanarak şanlı al bayrağımızın Yılmaz bekçileri olacağız. Arz ederim. Mezun olan öğrencilerden dereceye girenlere mezuniyet belgeleri ve armağanların verilmesi. 1. 5050 Mustafa Barışcan. Ödüllerinin ve diplomalarının verilmesini Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı Profesör Tabip Tümgeneral Ömer Şarlak'tan arz eder. Sağ olun Fatih. Sağ olun Fatih. Sağ olun komutanım. Sağ olun komutanım. Sağ olun. Sağ olun.
Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol komutanım. 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 Sağlık oldu. Sağlık oldu. Sağ ol komutanım. Sağ olun komutanım. Dön. Buyurun. Ola. Dön. Kanalımıza. Marş marş. Dur. Bir adam. Var. Sağ ol.
Hocam! Ya! Dön! Birlikte! Var! Var! Sahip olan okulumuz yaş kütüğüne 1991-92 dönemi semboliniz müsaadelerinizle çakıyorum. Arkadaşlarım, kıymetli misafirlerimiz ve sevgili Gülhaneli arkadaşlarımız. Zafer haftasında insanın sağlığı için, eğitimi için bir toplumda en önemli olan konulardan birisini daha sevinçle burada kutladığımız için gerçekten mutluyum. Bildiğiniz gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'nde sağlık hizmetinde ve sağlık eğitiminde en yüksek kurum Gülhane Askeri Tıp Akademisi'dir. Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ndeki verdiğimiz eğitimler içerisinde sağlık okullarının ayrı ve önemli bir yeri var. Çünkü bir bütün olan bu hizmette hekim, hemşire, sağlık astsubayı ve teknisyen hep birlikte çalışarak kutsal görevi yerine getirmeye birlikte çalışır ve yaparlar. Bu nedenle silahlı kuvvetlerimizin hemen her kurumunda, her kademesinde çok önemli hizmetleri ifa edecek olan sağlık astsubaylarımızın yetiştirilmesinde büyük önemi ve rolü olan ve yegane kuruluş olan bu okulun, okulumuzun mezunlarıyla, onların aileleriyle ve öğretim kadrosuyla bir arada olmak hepimize heyecan ve mutluluk vermektedir. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıllarda sağlık astsubay hazırlığı okulumuzu ve sınıf okulumuzu ön lisans eğitimi haline getirmek için gayretlerde bulunduk. Ön lisans eğitimi verebildiğimiz takdirde arkadaşlarımızın kolayca lisans eğitimi tamamlama imkanları da olacaktır. Ve gönülden arzu ettiğimiz ikinci hedefimize ulaşmış olacaktık. Bu da başarılı, çalışkan, disiplinli, bilgili arkadaşlarımızın astsubaylıktan subaylığa daha da kolaylıkla yükselmelerini sağlama gayretlerimiz içerisindeydi. Bu yıl bunda başarılı olamadık ama çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Ben stajlarını tamamlayan stajyer astsubaylarımıza ve hazırlama okulumuzu bitiren bütün arkadaşlarımıza başarılarından dolayı kendilerini kutlamak, tebrik etmek istiyorum. Bu arkadaşlarımızın yetiştirilip bize teslim edilene kadarki dönemde ve okulda öğrencimiz olarak bulundukları süre içerisinde değerli aileleri, sizler şimdi misafirimiz olarak burada bulunan bu değerli insanlar büyük destek ve yardımcı olmuşlardır. Okulla işbirliği yapmışlardır. Arkadaşlarımın başarısında büyük payları olmuştur. Ayrıca kutluyorum. Gerek meslek dersi öğretmeni olan arkadaşlarım, gerek genel kültür dersi öğretmeni olan arkadaşlarım ve idareci subaylarımız bu genç arkadaşlarımın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iyi bir astsubay olarak, iyi bir sağlık teknisyeni olarak yetiştirebilmek için yoğun gayretler ve çabalar göstermişlerdir. Bildikleri her şeyi onlarla cömertçe paylaşmışlardır. Ayrıca kişiliklerinin gelişmesinde iyi bir vatandaş, iyi bir asker olmasında örnek olmak gibi çok önemli bir görevi ifa etmişlerdir. Ben gerek öğretim kadrosunda bulunan öğretmen arkadaşlarıma, gerek idareci subaylarımıza burada gayretlerinden dolayı kendilerini kutlamak ve teşekkür etmek istiyorum. Genç arkadaşlarım, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kutsal görevini yaparken
insan sağlığının ve diriliğinin önemi apaçık ortadadır. Bu hizmette, bu büyük ve kutsal hizmette sizlerin çok büyük çabası, yardımı ve büyük payı olacak. Bunun bilincinde olarak ve bu hizmetleri en güzel şekilde verebilmek için burada öğrendiğiniz bilgilere yenilerini katacağınıza inancım tamdır. Dev ilerlemelere, ışık hızındaki gelişmelere paralel yeni bilgileri kapmak, öğrenmek için hiçbir zaman, hiçbir gayretten çekinmeden bu çabayı sürdürmeniz gerekmektedir. Sizlere söylemek istediğim diğer bir konu, buradan aldığınız disiplini daha da geliştirerek, yalnız şekli disiplin olarak değil, görev, vicdan ve göğüs kalp disiplini olarak sürdüreceğinize gene inancım kaldı. Bir görevin severek, isteyerek ve geliştirilerek yapılmasındaki yararları hepiniz biliyorsunuz. Bildiğiniz gibi ülkemiz yeni bir asra çok şanslı bir şekilde girmektedir. Ve hepimiz el birliğiyle tüm vatandaşlarımız büyük gayretle çalıştığımız takdirde 21. asırda Türkiye Cumhuriyeti şanslı girdiği bu dönemi heybetli olarak tamamlayacaktır. Ve tüm dünyada en gelişmiş, en güçlü devletler, en gelişmiş ordular içerisinde yerimizi alacağız. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü için, görevlerinizin tam yapılması için ve gelecek her şeyde bu iki önemli faktörü Atatürk ilkelerinden hiç sapmadan yerine getireceğinizi güveniyorum ve inanıyorum. Onurlu ve kutsal hizmet yolunuzun apaçık olmasını, sağlıkla, mutlulukla bezenmesini diliyorum. Hepinizin başarısını tekrar kutluyor, hepinizi kucaklıyor, gözlerinizi öpüyorum arkadaşlar. Tören geçişi. Thank you.
Merkez Bayramı'nda.